Deniz Utlu Sabrulanlar kitabını konuşacağız. Sen geçen hafta konuşurken bu kitabı çok önerdin aslında. Çok sevdiğini söyledin. O yüzden ben de merak ediyorum kitabı. Ben yine tabii kitabı okumadan, bilmeden geldim. Evet ya, çok şey kaçırıyorsun. Ama bu sefer attığın o 6 bölümü bu sefer okudum bak. Geçen hafta onları da okumamıştım. 6. bölümü de okudun mu? En azından bölümleri okudum. Bölümleri Erdi'yi böyle irite edecek şekilde seçiyorum arkadaşlar. Hiç o acımıyorum. Sana en önemli soruyu soruyorum. Buyurun. Bu Sarılanlar kitabını neden okuyalım Ersin? Şimdi Deniz Utlu'yu bilmeyenler için, Almanya'da doğmuş büyümüş Türk asıllı bir yazar ama kendisini Alman olarak kabul ediyor. 83 doğumlu, Hanover'de. Daha sonra da Berlin'e geçiyor. Senin çok sevdiğin bir ilçesi var Berlin'in, daha doğrusu semti diyelim, Kreuzberg. Kreuzberg çocuğu kendisi. Berlin duvarının bilmeyenler için yıkıldığı, o özellikle o dönüşümün olduğu semtlerden bir tanesi. Kendisinin babası birinci kuşak, 1961 civarında, 61 yılında giden ilk işçi kademesinden, sonra kendisi de ikinci kuşak olan devam ediyor. İşte 83'lü zaten, bize yaşı yakın. Bir de kendisinin iki tane romanı var. İkisi de çok ödül almış. 2014'te Savrulanlar Hana Edebiyat Ödülünü aldı Almanya'da. Daha sonra da şimdi benim de bayılarak okuyacağım, çok övülen, 2019'unda Sabaha Karşı var. O da Alfred Döblin Edebiyat Ödülünü aldı. Ya kitapta ana tema aslında şöyle. Okuyucu Deniz Utlu'nun yakındığı bir konu var. Kendi zaten çok röportajını bulamıyorsunuz. Benim bulduğum röportajlar arasında kitabı ilk okuyanlar aşk hikayesi olduğuna inanan çok fazla. Aslında orada yazar altını çize çize, yani bir kadın, Elyas karakteri ve Aylin karakteri var. Hayatları birbirine yakın perspektiften ilerliyor. Böyle olduğu zaman da bu illa bir aşk anlamına gelmez diyor Deniz Utlu. Aslında ben burada diyor dayanışmayı, bir kadın ve erkeğin birbirine olan hikayelerin benzerliğinden kaynaklı dayanışmasını anlattım diyor. Bir ana tema olarak eğer kitapta aradığımızı bulmak istiyorsak, ötekileşme, ötekileştirme kavramları daha ön plana çıkıyor. Çünkü babası getirmiş çocuğu ve çocuk aslında Türkiye'de yaşamayı, yani coğrafya onun Türkiye kaderiydi ama babası bu kaderi aştı. Onu getirdi, Avrupa'nın göbeğine bıraktı. Ve ama hala orada yaşayan insanlar onun aslında Türk asıllı Alman olarak sürekli bunun altını çiziyorlar ve o da bu durumda inanılmaz rahatsız. Çünkü tamamen o kültüre çalışıyor, o kültürün sistemindeki kurallara uyuyor ama her zaman başında bir Türk asıllı kavramı var. Bu da onu rahatsız eden bir ötekileştirme. Bizim biliyorsun bu formatta biz genelde kitabından ziyade sıkıcı kısımları veya Google'la ulaşabilecekleri kısım değil, bölümleri ve felsefesini konuşmayı kendimize görev edindiğimiz için şu an bölümlere geçebiliriz istersen. Ama ondan önce bu Türk asıllı Alman muhabbet dedin ya, şu an bütün dünya böyle olmaya başlamadı mı? Ya yani Türkiye'de de senin dediğin gibi Suriyeli, işte Kürtler belki, yani tüm kökenler böyle. Ama sadece Türkiye üzerinde de değil. Yurt dışına gittiğinde de böyle. Amerika'da Afro-Amerikan. İşte Cezayir asıllı Fransız futbolcu. Ya zaten biz bu globalleşmeyi aslında insanlar kelimelerde bir türlü tamamlayamadı. Globalleşmeyi sadece market olarak görüyoruz. Herkes istediği yerden istediğin ürünün fiyatını internet aracılığıyla görebiliyor. Ama o faşist kavramlar hala devam ediyor. Yani sana Fransız demiyor, Cezayir asıllı Fransız diyor. Diyor ki sen bak Cezayir asıllısın. Asla diyor Fransa'nın o yani beyaz Fransız değilsin diyor yani. Bunun altını çizme gereği diyorlar. Yani bir ötekileştirme hep var. Bu yazarın aslında dert olarak söylediği şey şu an biraz normalleşmeye başlamış. Tabii. Yaygınlaşan bir şeye dönüşmüş gibi okudum ben yani sen söyleyince. Ya bir de şöyle düşün. Yazarın aslında iki tane kırılım oluyor. Bak kitap bölümlerinden gene uzaklaştırdım bizi ya. Tebrik ediyorum. Bölümlere geçmiyoruz arkadaşlar. İlk başta düşünsene, doğuyorsun, Türk asıllısın, Almanya'dasın ve böyle bir durumla karşılaşacağını baban hesap etmemiş. Çünkü o dönem sadece kendi ekonomisinin ve çocuklarının refahını düşünmüş. Aslında daha büyük bir sistemsel problem olacağı aklına bile gelmemiş adamın. Daha sonradan da yaşadığın ülkede Berlin duvarı yıkılıyor. Şimdi Almanya'da da kendi içerisinde, kendi Almanlar arasında da problem var. Bir anda Doğu Batı arasındaki o birbirlerine kavuşmasıyla birlikte o gelişen topluluğun içerisinde sen bu kez zaten bir grubun görüşleri altında eziliyordun. Şimdi bu kitle daha da büyüdü. Aynen. Düşünsene ezilmeni, geriye atılmanı, sonra oradaki o ekonomiye katılan diğer insanları seni otomatikman artık istemeyen konuma gelebilirler. Aynen. Bu da seni ötekileştirmenin ötekileştirmesi. Yani bir neo ötekileştirme kavramına getiriyor bizi. Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar.
kocaman bir elma gibi verelim veya sıcacık bir ekmek somunu gibi, hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Burada işte Nazım Hikmet'in şiiri erdi aslında. Deniz Utlu da çok seviyor aslında. Birkaç Özdemir Asaf ve birkaç Atilla İlhan, onun şairlerden de esintiler bulunduruyor. Bir röportajda onlara hayranlığını dile getirmiş. Burada Nazım Hikmet'in aslında dünyayı çocuklara bırakalım. Peki benim aklıma burada bir soru geliyor. Diyorum ki çocuklara bıraktığımız bir dünyada çocukluk, çocuk yani içerimizdeki çocuk bizim problemlerimizi çözebilir mi? Çocuklara seçim hakkı ne kadar verebiliyoruz anne ve ebeveyn olarak? Bir de aslında genel felsefede şu yok mudur? Çocukluğunuzu, yetişkinlik çocukluğunuzda yaşadıklarınızın enkazıdır. Aslında çocukluğunda yaşadığın travmalar üst üste binerek seni yetişkin bir birey o deneyimlerle birlikte de sana bir hayata bakış açısı tanımlıyor. Ama şu da bir gerçek, sen aslında bir yıl sonra değil belki bir gün önce veya bir yıl önce baktığın zaman o kavramlarda sürekli değişen bir birey değil misin? Benliğin sürekli aslında değişiyor. Aynen. Çünkü şöyle, o deneyimlerin asla bitmiyor. Aslında içindeki çocuk, hani şey vardı, içimizdeki çocuk öldü mü? İçindeki çocuk aslında asla ölmüyor. Sadece sen o travmalara kaçabilirsin ya da o travmaların üzerine bir hayat inşa edebilirsin. Burada çocukluktaki masumiyetin altını çizmek istiyor. Aslında çocuklar hep masum kararlar verir ya. Ama işte bunu genelleştirebilir miyiz? Burada da çok enteresan, Immanuel Kant'a gidiyoruz. Orada da şey var, insanın ve Schopenhauer, insanın, bu iki filozofun altını çizdiği bir konu var. İnsanın aslında doğuştan kötü olanın kötü olduğu ve insanın aslında iyiyi yaparken zorlandığının altını çiziyorlar. Çok değişik bir bakış açısı. Ben biraz buradayım bu arada. Yani o yüzden yazıklar olsun be. En sevmediğim iki filozof. O yüzden bu şeyi biraz da romantik dedim. Tamam, çocuklar tabii ki masum, iyi, okey ama o kadar romantik gelmiyor bana işin gerçeğinde. Peki şunu konuşalım. Bebek doğdu. Belirli bir yaşa geldikten sonra biz onun davranışlarını takip ediyoruz. Daha doğal bir şekilde gözlemliyoruz. Sonuçta bebekken hani bizim yönergelerimiz hareket ediyor. Sence insan doğuş, iyilik veya kötülük dogmatik bir kavram mı? Biraz daha konuyu çözümleyelim. Ben kötülüğün biraz dogmatik olduğunu düşünüyorum. Neden biliyor musun? Oğlum ne yaşadın lan? Bir dakika. Bu çocuğa ne yaptınız? Farkım, çocukları tam düşünelim. Çocuklara farkındaysan hep iyi olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Kötü olmayı öğretmeye çalışmıyoruz. Farkında mısın? Ya da yaptıkları içerisinde iyileri övüyoruz. Olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Bir çocuk işte doğdu, büyüdü. Bu aklı erecek yaşa geldiğinde kötü olan şeyleri yapmış biliyor oluyor. Ama iyi olan şeyleri biz ona hala vermeye çalışıyoruz. Ona öğretmeye çalışıyoruz. Altını çizmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz kötülük daha dogmatikmiş gibi geliyor bana. Bir de şu var. Mesela senin kötü dediğin şey aslında kötü mü, iyi mi? Tabii ki bu da karşı. Orada da bir karmaşa var yani. Ya biz çok ikili düşünüyoruz. Hani dualistik derler ya, ikili düşünme sistemi. Yani beyaz, siyah. Ama şimdi günümüzde dikkat ettiysen aslında ortada çok geniş bir azınlık dediğimiz çoğunluğun olduğunu fark etmeye başladık. Bak, çok doğru. Ama şimdi biraz da şu da var. Tabii ki benim kötü dediğim şey senin için iyi bir şey olabilir. Bu biraz bakış açısıyla alakalı. Evet. Ama çoğunluğun kötü dediği şeyler de var. Hani baktığın zaman. Konu buradan bizi şeye getiriyor aslında. Biraz vicdan, irfan. Hani şey vardır ya, tamamen yargılarından bağımsız olarak sezgisel bir şekilde hislerinle bir doğru bilgiye ulaştığın zaman buna irfan denir. Seni bu bilgiye ulaştıracak olan araç da vicdandır. Aslında şey vardı, şey diye bir laf vardı ya, içindeki tanrının adı vicdandır diye. Şimdi vicdan kavramına geliyor. İşte orada iyi ve kötü olarak yargılara vardığımızda bir memnuniyetsizlik durumu oluşabilir. Farklı insanlar farklı iyileri ve kötüleri olabilir. Ama irfan, vicdan ışığında, irfana ulaştığında aslında o topyekün doğrudur. Yani salttır, hakikattir. Ama buna ulaşmak da çok zordur ve konular çok az. Ulaşabildiğimiz konular çok sığ. Şimdi özellikle şey var. Dikkat etsen insanoğlu artık mesela bazı insanlar şunu öne sürüyor ya. İnsanın yeri doğadır. Ya arkadaşım, insanın yeri doğadır diyebilmek için biz hakikatten çok fazla uzaklaştık. Artık yani insanın doğanın da içerisinde olduğu bir şehir yaşamına ihtiyacı olduğu bir gerçek. Çünkü şöyle bir şey var. Hani ilerleyen bölümlerde de üzerine konuşacağımız için çok detaylı girmek istemiyorum ama şehir hayatının insanı motive edici bir yanı var.
Bakma sen. Çünkü başıboş, doğada başıboş dolanan insanlara bak ve şehir içerisindeki tempoda dolaşan insanlara bak. Hangisi sana daha amacı doğrultusunda veya hangisi sana daha aylak geliyor? Aylaklığı ben çok severim ama aylak aylak çok uzun süre dolaşırsan insanların gözüne batarsın. Seni bir amaca bağlar şehir hayatı. Biraz da sıkıcı oluyor zaten. Tabii bir süre sonra her gün aynı şeyleri O yapıyorsun. çünkü şehir hayatındaki o koşturmaca sana biraz zamanı geçirmeni sağlıyor Ya da aslında. koşturanları izlemece. Aynen öyle. Şimdi ben bu aylak aylak gezerken doğada işte köyü örnek alıyorum. Köydeki insanlar da aylak. Ki köyde de aylak aylak gezen adam bulmak kolaydır bu arada. Ya bulamazsın ya çokça bulursun. Oranın işte havzasını, üretim mekanizmasına göre değişir. Orada bu kez sen izleyeceğin adam da aylak aylak geziyor. Ya bu kez ne yapıyorsun? Ya cep telefonuna, Aynen. yine şehirlerin iş için, üretim için, üretkenliği artırmak için kullandığı uygulamaları ya da televizyona kaçıyorsun. Peki sen şeye ne diyorsun? Hani dedim ya az önce. Çocuklara kötü olmayı öğretmiyoruz. O zaten bana göre biraz daha dogmatik geliyor kulağa. Ama iyi olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Sen çocuk yetiştiren biri Ya olarak bir buna baba nasıl olarak. bakıyorsun? Benim çocuğum iyi falan diyor. Öyle vardır ya ne olay. O, ya, o onu yapmak istememiştir. Siz yanlış anladınız. Abi olay şöyle. Bir çocuğa yetiştirirken aslında diğer insanlardan gelen tepkilere göre sen yine bir kültür fanusuna giriyorsun. Şöyle düşün, bir okulda hiç muhatap olmadığın insanlarla muhatap olmak zorundasın. Çünkü orada rastgelelik prensibi var. Ben bir okula kayıt olmaya gittim. O bölgede şartlara uygun olan başka bir insan da geliyor. Ve bu insan senin normal hayatta asla bir arada olmak istemeyeceğin biri olabilir. Çocuklarımız bir arada olduğu için onun evdeki yansıttıkları o sınıfın içerisine giriyor. Bu kez iş öğretmenlere kalıyor. Öğretmenin de şöyle, kendisini çok yetiştirmiş bir birey değilse sadece çocuk bakıcılığı kıvamında kalabiliyor. Bu kez çocuk iyi ve kötüyü o arkadaşının yansımalarıyla birlikte eve getiriyor. Sonra sen bu kez o muhatap olmak istemediğin insanların senin yetiştirdiğin bireyin üzerindeki hakimiyetini görüp korkuyorsun. Onun da çünkü aklı karışıyor veya yani onun doğru olduğuna inanabiliyor. Bir de her çocuk sana gelip o yansımayı direkt anlatmaz. O onu yapmaya devam eder. Alışkanlık haline getirmiştir. Sen çok sonraları bunu fark edebilirsin. Yani o yüzden bu çocuklarla iletişim ve geri bildirim, konuşmak ve onlara birey gibi davranma kısmı çok önemli. Eğer o çocuk gibi o statüde kalırsa aslında buradaki bölüm de aslında en geniş perspektifte bize bunu anlatmaya çalışıyor. Çocuk gibi yaşayalım. Çünkü bizim başlangıç seviyemiz, yani başlangıç seviyemizden çok uzaklaştıkça hakikatten de çok uzaklaşıyoruz. Hepimiz böyle araya kaftaları koyuyoruz. Halbuki o koyduğumuz mesafe çocukların arasında yok. Çocuk evden geldi, aynı platformu paylaştığı kişiyle eşit bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyor. Ama ben şuna da şahit oldum. İşte okula gidip geldiği için çocuklar, 4-5 yaşındaki çocuklar marka muhabbet de yapıyor. Yani çünkü oradaki o diğer ebeveynin evindeki o muhabbetin çocuğa yansıması, o çocuk için iyinin marka olması, iyinin değerinin aslında parayla ölçülmesi gibi kavramlar da senin çocuğuna yansıyabiliyor. Buna engel olamazsın zaten. Yani o travmaları bütün çocuklar yaşayacak. Biz diyoruz ya işte iyi ve kötüyü çocuğa öğretmek ne derece doğru? Sonuçta çocuk gene kendi doğrusuna ulaşacak. Yani sadece sana yaranmak için bile iyi oynuyor olabilir. Bu yüzden senin dediğine ben de katılıyorum. Dogmatik midir? Dogmatik yönleri çok. Biz çocukluktan ne kadar değiştik? Bunu en iyi çocukluk arkadaşlarımız bilir. Çoğu zaman ortamda olmuyor bu annen. Ya çocukken de böyleydi. Halbuki yetişkinken yaptın. Mesela bugün çocukken oyuncaklarını paylaşmıyordun. Büyükken de ne bileyim sen özellikle kameranı paylaşmışsındır. Annen orada çıkıp demiyor mu? Ya bu çocukken de böyleydi. Şimdi yeni oyuncağın araban, kameran, bilgisayarın oldu. Yani sadece Evet. kavramlar yer değiştirdi. Hatta Momo kitabını okumuşsundur. Mihail Ende'nin. Momo'da da onu anlatır. Gri adamlar vardır. Gelir bebek verir mesela Momo'ya. Der ki sana bebek verelim. O ben bebeği ne yapacağım? İşte sana arkadaş eder seversin. Sonra o böyle çok sıcak bakmayınca bebek için kıyafetler de verelim. Ha ona da mı sıcak bakmıyorsun? Bebeğe ayakkabılar verelim. Saçlarını yapalım. Seni ona yani günlük hayatta da dikkat edersin. O bebek metaforu Aynen. aslında bizim sahip olmak istediğimiz nesneler. Peki şimdi biraz konunun dışına çıkıyor gibi olacak ama aklıma geldiği için böyle sormak istiyorum sana da. Şimdi ben Nazım Hikmet'i severim bu arada. Böyle şey Yani bu dizileri böyle eleştiriyor gibi olmak istemiyorum ama sence yok ya yeterince eleştirmedin. Mahvettin sence dünyayı bir günlüğüne çocuklara vermek, çocuk gibi düşünmek mi o sorunları çözebilir? Yoksa herkesin gerçekten doğru düzgün çocukluğunu yaşamasına fırsat vermek mi? O sorunları çözmeye bir adım olabilir.
Şunu bunu şu yüzden soruyorum çok pardon. Hani az önce dedik ya aslında yetişkinlik çocukluğun üzerine kurulan bir şey. Yani çocukluk sağlam değilse, çocukluk bir enkazsa ortaya da bir enkaz çıkıyor. O yüzden çocukluğu doğru düzgün yaşarsak sorunları çözmek daha olası değil mi? Doğru düzgün kavramını netleştiremiyoruz. Ciddi bir problem var. Bir de şey var. Herkes aynı anda aynı yerde olmuyor fikirsel olarak. Şöyle, ben yıllardır şunu söylerim. Çocukları diyelim ki devlet okullarına göndereceğiz. Diyorum ki özel okullar fiyatlarda yükseltiyor. Diğer diyorum ki çocuklarımızı bu sene özel okullara yollamayalım. Bak görelim o zaman nasıl fiyat düşüyor. En yakın arkadaşım erken kayıt döneminde benden habersiz gidip kayıt oluyor. Ya bunu farazi öyle bir şey yaşandığı için değil de örnek veriyorum. Bu başkalarına yaşanmıştır. Duyuyoruz çünkü. Bu yaşandı az önce. İtiraf ediyorum o bendim. Böyle bir olay yaşanabiliyor. Yani demek istediğim hepimiz topyekün ağız birliği yapıp bunun tamamen işte o dediğim gibi vicdan ışığında hareket edersek, doğruyu hepimiz kabul edersek doğru budur artık. Yani iyiden kötüden yargıdan bağımsız şekilde. Ya doğrusu bu diyebilsek o zaman aslında o enkaz kavramından da uzaklaşacağız. Ya bugün bir çocuğun hayatına parametre, ya sen çok iyi baba olabilirsin ama senin iyi baba olman ve zengin olduğundan ötürü çocuğunu kaçıran fideciler de var. Şimdi bir de böyle bakmak lazım. Sen her şeyi doğru yapsan bile yaşını almış, o artık çocukluktan çıkmış kötüler de var bu hayatın içerisinde. Her şeyin pure pak steril olduğu bir ortamda belki dediğin olabilirdi. Bence şu an gerçekten hakikatten bir daha kavuşamayacak kadar uzaklaşmış durumdayız. Ya mutlak doğru yoktur ve mutlak doğru olmadığı sürece de bu tartışmayı sonlandıramıyoruz. Tabii gibi. Tabii çok çok uzaklaşmışız. Hekimin ağabeyi çoğunluğun kayıp kuşak dediği şeyin parçasıydı. Eğitimsiz, mesleksiz, hiçbir şeysiz bir kuşak. Sadece mahallenin çocukları. Bu kitabı okurken işte birinci kuşağı anlatıyor. Orada birinci kuşaktan mesela Cemal amca var. Cemo diyor kısaca. Onun yarım kalmış hikayeleri var. Sonra ben de şunu anladım kitabı okudukça. Aslında Deniz Utlu kendisi şunu da yapmaya çalışmış. Birinci kuşağın yarım kalmış hikayeleri varken ikinci kuşağın da yarım kalacak hikayeleri var. Ya kitabın sonuna doğru zaten hikaye havada bir yerde kesiliyor. Yani hiçbir hikaye nihayetine ermiyor. Hatta Cemo'nunki bir güzelleşmeye başlarken Elias'ınki de bir yerde tamam ya artık bir şeyleri kabulleniyorum demeye başlarken hikayeyi bitirmiş. Şimdi bu şeyde kayıp kuşak kavramını konuşmak önemli. Sence bu kayıp kuşak kavramı sende nasıl bir duygu barındırıyor? Ne hissettiriyor sana? Ben biraz günümüze nasıl da günümüz kuşağına aslında düşünüyorum. Bunu düşünün. Şeyi okuyunca kayıp kuşak kavramını burada okuyunca direkt kafamda o belirdi. Şöyle düşünüyorum. Artık öyle bir noktaya geldik ya, seninle daha önce konuşmuştuk ya bu işte bir işte uzmanlaşmak için 10.000 saat kuralı vardı, işte yaklaşık 10 yıla tekabül ediyordu vesaire. Ben bunu hep, bu doğru olabilir bu arada, bir işte uzmanlaşmak için bu emeği ve zamanı vermek gerekiyordur tabii ki. Ama benim burada muhalif olduğum şey tek bir işte uzmanlaşma olayıydı. Ya çünkü hayata bir kere geliyoruz. Bir şeyi seçmiş olabiliriz ama 2 yıl sonra orada kalmak istemiyor olabiliriz. Yani çevre değişiyor, hayat değişiyor, çevremizdeki insanlar, arkadaşlar değişiyor, biz değişiyoruz. Dolayısıyla bugün istediğim şeyi yarın istemek zorunda değilim. Ya burada zorunda değilimi özellikle çiziyorum. Çünkü biraz o inanç ya yani ona o inanışta biraz zorundaymış gibi davranmak zorunda kalıyoruz. Ona ayak uydurmamız gerekiyor. Çünkü ben bunu seçtiysem tamam artık buna çıkışım yokmuş gibi. Ama bugün neyi konuşuyoruz? Artık insanlar 40'ından 50'sinden sonra 60'ından sonra bile ya üniversiteye girip yeniden meslek alıp 10 yıl daha o mesleği yapabiliyorlar mesela. Öyle bir çağa geldik. Yani hep seninle dijital dönüşümü konuşuyoruz ya. Dijital değişme, dijital dönüşüm. Ya artık tek İnternet. Bir uzmanlık olmadığı gibi. Yani birçok evet birçok konuda eşit uzmanlığa sahip olamayız. Ama en azından birçok konuda bir giriş düzeyde olsa bir bilgimiz olması gerekiyor. Bir şeyler söyleyebilmemiz gerekiyor. Bu da şimdi kayıp kuşağı şuradan bağlayacağım. Hani bir yerden bağlayacağım. Hani kitapta kayıp kuşak. Kayıp kuşak olduğu için konu sende kayboldu. Hani kitapta şey diyor ya şimdi kayıp kuşak için işte mesleksiz vesaire diye ne demiş mesela bak tekrar bakıyorum. Bayağı yok etmiş bakamadım. Orada. Neyse dur. Mesleksiz falan diyor. Mesleksiz kuşak. Şimdi günümüzü düşündüğüm zaman aslında konu oraya gidiyor. Hı hı. Tek bir mesleğin yok. Birçok alanla böyle ne de hasbihal olman gerekiyor. Fikir sahibi olman gerekiyor. Söz söyleyebilmen gerekiyor. Yani kendini geliştirmen gerekiyor.
Uyumlanman gerekiyor. Bu uyumlanmak önemli burada. Çünkü hani o dönüşüm çağı, dijital bir çağdayız. Dijital dönüşüm çağındasın ve bugün doğru dediğin şey yarın artık eskimiş bir bilgi olacak ve senin çok kolaylıkla oradan uzaklaşıp yeniye uyumlanabilmen lazım. Bu da bizi temelde aslında mesleksiz yapıyor gibi hissediyorum ben. Tabii mesleksiz olmak da zaten kavram olarak kulağa olumsuz bir ifade gibi gelse de aslında seni çok esnek kılmaz mı? O yüzden de günümüzde zaten hani kitaptaki kayıp kuşak kavramı biraz negatif tonda geçiyor ama ben bu tonda düşündüğüm için kayıp kuşak kavramını aslında biraz gerekli gibi görüyorum. Tabii. Biraz böyle çok negatif olarak görmüyorum bu pencereden baktığım için. Şeyde 10.000 saat kuralı mesela günümüzde dijitalleşme ve internetle, onu Malcolm Gladwell 15 sene 20 sene önce yazdığı bir kitap, tam tarihine isteyenler bakabilir ama acaba 10.000 saat kuralı da mesela günümüzde 5.000 saate mi düştü? Ya da 1.000 saate mi düştü? O zaman senin dediğin çünkü tam taşlara oturuyor. Mesela sen diyorsun ya 10.000 saat bir uzmanlık. Belki 10.000 saat olarak baktığım zaman 10 yıl gibi bir şeye tekabül ediyor olsun. Ama aslında bu 6 aya da düşmüş olabilir. Yani 600 saatle onun dediği noktaya geliyor olabiliriz. Çünkü neden? Arnold Schwarzenegger mesela 10.000 saat kuralının pozitif örneklerinden biri. Onun döneminde mesela o biliyorsun Macar asıllı olduğu için İngilizce öğrenmek için kurslara gidiyor. Yani onu iyi bir seviye. Filmlerde oynayacak Hollywood'da. O adamın bir de yandan da İngilizce kursuna gitmesi gerekiyordu. Ama şu an ne var? Camp falan. Hani günümüzde artık günümüzde online olarak da İngilizce olarak şey yapabildiği için, öğrenebildiği için Netflix'ten film açıyorsun. Alt yazılı İngilizce alt yazıları açtığın zaman işte ya da herhangi bir dilde. Ki artık Netflix şey de sunmuyor mu size? İspanyolca film de var. Bakıyorum onlar da çoğalmış. Yani Korece öğrenmek istiyorum. YouTube'da Korece videolar izlemeye gerek yok. Hazır Kore dizileri, filmleri var. Aynen. Böylece olunca ne oluyor? Oradan işte adam aslında kendisini 2-3 saat Korece konuşulan bir platformda kapatabiliyor. Kulaklığını takıp telefonuyla bir anda Kore'ye gitmiş gibi oluyor ve oradan o dile maruz kalıyor. Ha ne kadar yaşadığı gibi olmayabilir. Onun tartışmaları açık bir konu. Ama bence en azından ya %30'u bile olsa bir fark yaratacaktır onun dil gelişiminde. Yani 11 saat kuralı dediğin gibi güncellendi. Aslında internet ve yaşamın hızıyla birlikte o süre de daraldı. Bence artık o 6 hafta ile 6 ay arası bir süre. Ya doğru. Benim orada dediğim gibi takıldığım nokta tek bir şeye hayatı bağlamaktı. Ama işte 6 aya, 6 haftaya düşünce herhalde birçok şeye vaktin oluyor. Kesinlikle. Mesela 10 yılda bunu 20 kere yapabilecek hakkın olabiliyor. Yani 20 konuyu 6'şar aya ayırabiliyorsun. Günümüzde şimdi önümüzdeki yılda itibaren bence Türkiye'de de konuşulacak. Üniversiteler 4 yıldan birçok Avrupa ülkesinde şu an 2 yıla, 3 yıla düşünmesi konuşuluyor. Hatta Oktay Sinanoğlu vakti zamanında bunu söylemişti, herkes yadırgamıştı. Yani bu kadar büyük bir talebin olduğu yerde yeni üniversiteler açıp 4 yıl onları doldurmaktansa kaliteli üniversiteleri ikişer yıllık eğitim programlarıyla en azından mesela 2 yılda alacağın alanı alsın. Burada mesleki anlamda yüksek lisans vesaire devam etmek isteyen 3. yılı, 4. yılı. Mesela işte herhangi bir inşaat mühendisliği bölümünde yüksek lisans 6'ya ayrılıyorsa o 4 yılın içerisinde o 6 temel mühendislik birimini mesela işte suyu, zemini, malzemeyi içerisine koyuyorlar ve senin 4 yıl orada aslında hepsiyle haşır neşir olmasını alıyorlar. Ama bu adam sadece malzemeci olmak istiyor mesela. Aynen. Senin dediğin gibi o 6 ayda sadece malzemeci olup gidebilirdi. Ama biz onu 4 yıl boyunca orada eğlensin diye, takılsın diye hani iş hayatındaki yoğunluğu ayarlamak için sonuçta planda şu da yok mu? 4 yıl içerisinde okurken üstten de birileri emekli olsun. Hani pozisyon açılsın o çocuk içinde. Günün sonunda ne oluyor? Sen o kadar çabayı, emeği sarf ettiğin için de bu sefer artık o işi yapmak istemiyor olsan da geri adım atamıyorsun. Tabii bir de sen çok şey yatırmış oluyorsun oraya. Şimdi önümüzde aslında bu mesleksiz kuşak dediği şey aslında kuşak olmaktan da çıkıyor. Mesleksizlik çağı ya da mesleksiz çağı diye bir şey kapıda. Çünkü ne oldu? Şimdi otomasyon, her şey makineleşiyor değil mi? Herkes çok memnun. Ama şöyle bir şey kimse konuşmuyor. Makinelerin vasıfsız dediğimiz en azından bir kutuyu alıp şuraya 10 metre öteye götüren bir insan orada para kazanıyordu bunun karşılığı. Bunu artık bir makineyle bant aracılığı yaptıklarında o kişi ortadan kalkıyor. Hep bir örneği var ya işte helikopterle futbol sahasını çekiyor adam. Kameraman da helikopter pilotu da drondan sonra işsiz kaldı diyorlar. Şimdi biz burada problem şu. Bize peki nasıl bir model sunuyor? Basic income dedikleri temel gelir. Şimdi mesela sana diyor ki işte Erdi senin temel giderleri ne kadar? 10 bin lira. 10 bin lira. Ne? Bir daha mı düşünsek? Robotu mu bozsak falan? İşte diyelim ki 10 bin lira verdiler sana. Ne yapacağım ben bunda? Tamam diyor işte genel giderlerini hallet. Sonra işte biraz da bir miktarda kalacak. Onunla da sosyal etkinliklere git. Ne karşılığı? Mesleksiz kalman karşılığı. Şimdi ben o yüzden dedim mesleksizlik ne derece kötüdür. Bu arada bu denenmiş.
bir şeyde, Nordik ülkede, zannedersem İsveç'te, iki mahallede 200 ailede olması lazım deneniyor erdi. Bunlara temel gelir veriliyor ve temel gelir verilmesi sonunda o 200 aileden yanlış hatırlamıyorsam %40'ında ya %50'si gibi bir oranda girişimci firmalar çıkıyor. Çünkü insanlara şöyle, eğer iş yükü stresini alırsan o insan o boş zamanda belki 6 ay boyunca önce Netflix izler ama 6. ayın sonunda şunu diyecektir. Ya bu hayat böyle geçmez. Yaratıcılığımı, insanın en büyük farkı bence bir robottan odur ya, yaratıcılık. Yaratıcılığımı ön plana çıkarıp bu da girişimciliği getiriyor ve bir üretme işlemine doğru dönüşüyor. Ben öyle görüyorum. Kimse mesleksiz kalamaz diye düşünüyorum. Katılıyorum. Bu biraz kötü bir tabir olacak ama önümüzde bir havuç olmadığı sürece... Ya ne diyorsun ya? Falan diye. Resmen burayı ağıra çevirdin. Öyle abi. Evet, bir motive... Cidden yani bizi yolda tutacak bir şey olmadığı sürece olmaz yani. 6 ay boyunca dediğin gibi Netflix izleyebilirsin ama tabii. Bir gün, 6 aydan bir gün sonrasına devam tabii, edemeyebilirsin tabii. Yani. Ya o boşluk belki pineklemek keyifli gelecektir. Demin dediğim gibi köyde aylak aylak dolaşabilirsin ama tarlada bir şey üretmenin tatminini de o aylak aylak dolaşmanın yanında yani hani orada bilimsel olarak ölçtüğümüz hormon yükselmesi bilmem ne tatmin duygusu çok fazla geliyor bana. Aha. Daha buradan yapmadan bile bunu hissedebiliyorsun. Bazen düşünürüm. Yorgunluk başlı başına bir şeydir. Uykusuzlukla açıklanamayacak bir şey. Bedende, kollarda ve bacaklarda biriken bir madde. Kafada, gözlerde birçok farklı yorgunluk türleri vardır. Aşırı çalışanların yorgunluğuyla oradan oraya sürüklenenlerin yorgunluğu farklıdır. Hayal kırıklığına uğramışların yorgunluğu terk edilmişlerinkinden farklı. Bilal Genesio'nun bir kitabında Aşk Aptallığı kitabının adı. Orada bir kadın işte mimar işe gidip geliyor. O diyor ki yoruluyorum, çok yoruluyorum işe gidip gelirken diyor. Sonra ana karakter de diyor ki erkek, sen diyor çünkü giderken işe ayakların geri gidiyor ya diyor. Ekstra yoruluyorsun. Aslında kabullenip ya işe gideceğim, mesaimde olacağım, dönsem desen bu kadar yorulmazsın diyor. Burada da aslında o konuda da şey var ya, bir bazı insanlar vardır ya, ne yapsa yorgundur yani, ne yapsa yorulur. Bunun genel adı son yıllarda çıktı aslında, işte tükenmişlik sendromu diyorlar. Ama işte tükenmişlik sendromu mu yoksa şey mi, birinin aslında o süreci kabul edememesi mi? Kabul ettiği süreçlerde bunu yıllardır yapıp da başarılı olan insanlar da olabiliyor. Bazen de işte çok başarılı olduğu için artık ben tükendim deyip elini ayağını çekenler de olabiliyor. Yani bu tam anlamıyla sonuca ulaşmış bir konu değil. Bizde de oluyor. Yani yıllarca bir şey yapıp sende olmuyor mu? Bir işin tatmin duygusuna varamamak. Sürekli işe gidip gelmek ama sonucunda bir şey üretmemek. Sadece yılları oynamak. Bazıları için emekliliği oynamak. Bazıları için erken emekliliği oynamak. Bazıları için kafasındaki miktara ulaşıp gidip işte bir balıkçı kasabasına yerleşmek. Bunlar tükenmiş sendromunda senin kurtulmak için yani o sendroma başvurmak için almak istediğin istek ve önlemler gibi görülebilir. Yani sen ona kaçıyorsun aslında. Abi çok doğru. Şimdi az önce o bahsettiğim havuç vardı ya, bak o burada işte o havuç. Şimdi hepimizin bir motivasyonu var. Bu motivasyon senin saydığın gibi daha fazlasını kazanmak olabilir. Başka bir şeyler olabilir. O motivasyon olduğu sürece, bak ona ulaşmak zorunda değilsin ki, ulaşmaman da biraz faydalı aslında, o ayrı bir konu. Ama önünde o motivasyon kaynağı, o avuç olduğu sürece her şey yolunda. Ama şimdi öyle bir nokta oluyor ki bazen bir şekilde artık bir sebepten ötürü yolunda o avuç olmamaya başlıyor. Ya sanki sen debelensen de, koşturmaya devam etsen de ona ulaşamayacakmışsın gibi, farklı yolda gidiyormuşsun gibi şeyler olabiliyor. Bu otomatikman, ben kendi adıma söyleyeyim, bu bezginliğin, o tükenmişliğin kaynağı gibi geliyor bu. Bu nedir mesela? Bak çok yakından bir örnek vereyim. Şimdi bir iş yapıyorsun. Ne beklersin? O işin sana iyi para kazandırmasını bekleyebilirsin. Ya da o işin sana bir değer katmasını bekleyebilirsin. Sen o işi yaparak o işe değer kattığında mutlu olabilirsin, değil mi? Ya dolayısıyla hangisini seçersen seç. Bunlardan biri okeyse güzel. Ama okey değilse işte tükenmişlik orada başlıyor. Sen o değeri göremiyorsan, o değeri kattığını hissedemiyorsan ya da motivasyonun daha fazlasını kazanmakken kazanamıyorsan bezginlik başlıyor gibi hissediyorum ben. Burada o havuç önemli. Sen havuca güldün ama. Bir havuç kaç para o zaman? Şimdi şöyle sana asıl soruyu sorayım. Mesela Daniel Kahneman 2002 yılında Nobel ödülü aldı ve konu şuydu. Bulduğu bir sayı var. Bir insanın bir yıl çalıştıktan sonra kaç bin dolar
aldıktan sonra aslında mutlu olma sınırını, o çapa etkisini buldu. Hı. Yani yıllık 55 bin dolar kazanıyorsanız Amazon'un CEO'su, Tesla'nın sahibi veya asgari ücretle çalışan biri olmaz arası hiçbir fark yok diyordu. Onlar tabii ki o günkü alım gücünü değerlendirmiştir. Bugün belki o sayı değişmiştir. Kahneman onu belki bir sitede güncelliyordur bu arada. Bilenler varsa bize alta yorum olarak yazarlar. Orada işte ben o tutarı gördükten sonra şunu anladım. Aslında bu başka bir şeyin de göstergesi. Bu ne biliyor musun? Bizim statüde o parayı kazandıktan sonra aslında bir insanın yaşam kalitesi, statüsünü satın alma oranı o. Orada adam artık o saatten sonra o işi yaptığı sürece senin dediğin havucun fiyatı o işte. Hı hı. O bir motivasyon fiyatı. Yani çok pahalı bir havuç ama kesinlikle seni tatmin eden bir havuç. Orada seni o fiyattan kazandığın zaman bir işte ne iş yaptığın önemli değil. O parayı da bu arada sıkıntı şurada başlıyor yani. O parayı Türkiye'de kazanmak istersen, Amerika'da yapacağın mesleklerin yanında çok ne diyeyim sana, kitlen olması lazım, popülerliğin olması lazım ve onun uzmanı olman lazımken Amerika'da bunu McDonald's'ta çalışan adam da kazanabiliyor. Aynen. Yani dünyada işte bu insanların tükenmişlik sendromunun biraz da motivasyon kaybının sebebi bu. Adam Tayland'da sadece turizm geliri olduğu için orada sadece bildiğin Maslow'un en alt hiyerarşisinde barınmayı, ulaşımı ve gıdayı karşıladığı için biraz da kıyafet, mutlu olması istenirken Amerika'daki adam için bu çıkıyor Maslow'un kendi gerçekleştirme seviyesine doğru ilerliyor. Aynen. İşte bunu da oturup dedik ya çocuklara dünyayı verse. Yani çocuklara dünyayı verdiğimizde şu. Aslında çocuklarda şu şey yoktur. Sarı, kahverengi, siyah, beyaz, işte farklı cinsel eğilimlerle ilgili yaftalama veya bunu fark etse bile onu sorgular, her ay normalleştirir ve yoluna devam eder. Belki o çocuklaştırma kavramını bu açıdan da ele almamız gerekiyordu. Hani o masumiyet iyiye kötüyeden ziyade dediğim gibi orada aslında üzerinde durduğumuz konu doğruyu bulma anlayışıydı. Çocukların doğruya hissiyatıyla, o sezgiyle daha çabuk ulaşına ben de inanıyorum. O yüzden Nazım Hikmet aslında o dizelerde biraz çocuk olmaya, çocuksu yaşamaya, içimizdeki çocuğu öldürmemeye odaklanmış olabilir. Kimsenin göremediği şuydu. Zaman geçmekteydi. Bir hafta diğerini, bir sınav diğerini kovalıyordu ve bütün bunların benimle hiçbir ilgisi yoktu. Çözülemez sorular üzerine düşündüm. Bir tane buldum. Bunun medeni hukukla ilgisi yoktu. Kamu hukukuyla da, sigortalarla ve bürokrasiyle de. Çözümü olmayan ödev yalnızca iki heceden, sadece tek bir sözcükten ibaretti. Şöyleydi. Yaşa. Erdi. Hayat, sana çok samimi bir soru soracağım. Böyle bir soru sorduğum zaman biliyorsun hemen kendini hazırlaman lazım. Kaç defa hayatın boyunca intihar etmeyi düşündün? Doğru. Hadi bak, bunu biliyorsundur herhalde. Bunu kendin yaşadığın için bu bir bilgi değil. Açıkçası düşünmedim. İnşallah düşünmem. Yazıklar. Ama bunun sebebini de biliyorum. Ben şey, yeri gelirse konuşuruz birazdan. Tamam. Gelir. Hiç mi düşünmedin lan? Hiç düşünmedim. Vay ya. O Selçuk Ali çocukluğunda bir sürü şey yaşamıştı. Senin yüzünden yarın düşüneceğim şimdi. Hadi şimdi diyelim ki intihar edeceksin. Ya sana şimdi şey, intihar motivasyonu. Neden intihar ettiniz? Ya şöyle mesela intihar, şimdi burada yaşamanın başlı başına adamın aslında o varoluş problemi yaşamak. Şimdi yaşamıyla ne yapacağını bilmiyor karakter. Aslında o şimdi karakterin üzerine bir sürü etiket yapıştırdık ya. Bu etiketlerin en üstünde en büyük etiket ve hatta o kişinin kabı olarak görebiliriz. Yaşama sorunu. Varoluşsal bir sorunu var karakterin. Şimdi neden intihar üzerinden yaklaşayım biliyor musun? Mesela refah ülke, dünyada refah en yüksek ülkelerden iki tanesini söyleyeceğim sana. Hı. Diyeceksin ki bunlarda intihar oranı en yüksek olduğuna hayatta inanmam. Bir tanesi Finlandiya. Hı hı. Diğeri de Güney Kore. Güney Kore şu an Finlandiya'yı geçmiş durumda. Sebebi ne sence? Sen ne sebebi görüyorsun? Mesela Finlandiya ve Güney Kore deyince aklındaki büyük resim nasıl? Ya ben aslında çok şaşırmıyorum biliyor musun? Ya bak şimdi. Keşke şey deseydim. Suriye ve Irak. Hadi bakalım. Ona da böyle diyebilecek miyim? Açıklayayım. Şimdi az önce bir önceki konuda şey diyecektim. Ni Suriye ve Irak. Neden? Çünkü orada savaş. İntihara gerek kalmıyor zaten. Hani az önceki Allah'ın konularda şey söylemiştim ya. Önümüzde bir motivasyon var. Ona ulaşabileceğimize inandığımız sürece okey, hayatta ayakta kalabiliyoruz. Ama onun nasıl desem, onun önümü, ha, ona ulaşmamızda bir problem demiştim ya az önce konuşurken. Önümüzde bir motivasyon kaynağı var ama ona öyle hemen ulaşmak da, kolay ulaşmak da bir problem olabilir diye. Şimdi o ülkelere baktığın zaman bizim Türkiye'nin aksine biraz da önüne koyduğun o küçük hedeflere çok hızlı ve kolayca ulaşabiliyorsun. Bu sefer sürekli o önüne koyacağın motivasyonu üretmen lazım. Sürekli bir şey koyabilmen lazım. Ve bir noktadan sonra ya öyle bir şey koyuyor ki artık
Yani her şeye ulaşabiliyorsun. Ulaşamayacağın bir şey yokmuş noktasına geliyor. Biraz da sistem kolaylaştırdığı için. Bak, o yüzden ben şöyle düşünüyorum işte. Hani yolda kalmak bu yüzden önemli. Eğer çok kolaylıkla hızlıca ulaşıyorsan da problem. Hiç ulaşma motivasyonu, yani önünde bir motivasyonun var ama artık ona ulaşamayacağından çok eminsin. Yolun değişti. Hani o hayal kırıklığı da bir problem. Bunun ortasında kalabilmek kıymetli. O yüzden senin bu verdiğin örneklere çok şaşırmadım. Bu zaten bizi şeye götürüyor ya. Şimdi bakıyorsun geçmişe. Bütün zengin iş adamlarının vesairenin çocukları intihar ediyor. Evet evet değil mi? Aynı şey değil mi biraz da? Çünkü önünde bir şey yok. İki ne, tane, ne istesen önünde. İki karakter düşün. Bir tanesi zengin iş adamının oğlu, parası var. Hı hı. Bir tane daha adam düşün. Parasız yaşamak istiyor. Paranın olmadığı bir sistemde. Şimdi ben ikinci olan adamı parasız yaşam Mark Boyle. İşte parasız yaşam sanatıydı kitabın adı zannedersem. Parasız yaşamının deneyimlerini anlatıyor. Eskiden bir organik gıda zincirinin CEO'suyken, her şey varken sonra bu her şeyden ben vazgeçeceğim diyor. 6 ay hazırlığını yapıyor. Bütün İngiliz, bu adam İrlandalı, İngiliz BBC başta olmak üzere peşine düşüyor. Erdi sonra parası yaşamını 6 ay diyor. Çünkü kendini hazırlaman lazım. Bir kredi kartının hesabını kapatıyorsun. Yaşayacağın bir alan lazım falan. Ve o insan parasız yaşayacağın motivasyonuyla birlikte ona birçok insan aslında bir anda yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü aslında şunu görüyor. Diyor ki parasız yaşamasını sağlayabilmek için birçok paralı arkadaşı bile onun parasız yaşayıp da onun deneyimini tatmak istiyor. Yani nasıl yaşayacak ya paranın olmadığı bir yerde? Ve o kitabı da tavsiye ederim herkese okusunlar. Parasız bir yaşam mümkün değil diyenler için. Tabii ki o bir yıl boyunca zor oluyor. Çünkü belli kurulmuş bir para sistemi var. Yani adam sonuçta suyu bile su edinmesi lazım. Nasıl edinecek? Yaşayacağı karavanı dere kenarında olması lazım. Veya karavanıyla gittiği her yerde ya da bisikletiyle gittiği her yerde bir şekilde bir su olması lazım. Adam şunu da yapmıyor. Neyse spor salonlarında izin alırım spor salonu sahibinden. Yani beleşçilik de yapmıyor. Kesinlikle o kaynağı kendi üretecek. Bu inan bir yılın sonunu anlatayım. O süreç çok kıymetli ama bir yılın sonunda adam tekrar döndüğünde şunu anlıyor. Erdi parayı hayatından çıkarmış. Ya kafası artık şöyle düşünüyor. Çay yapacağım. Çay şuradan toplanır. Odun buradan toplanır. Ocak burada. Çay kaynatılır. Ya yaratıcılık şuna dönmüş oluyor. Eskiden parayla çat çut çat. İşte şimdi herkes şey yapmıyor mu? Markete bile gitmiyor. İşte bir sürü işte getir götür uygulamaları. Artık markete gidip raftan seçme alışkanlığı da bitti. Herkes her şeyi cep telefonu kadar uzak gerçekten. Aynen. Ve cep telefonu tam dibimizde. Aslında her şey o kadar yakın. Bu Güney Kore ve Finlandiya'da muhtemelen yıllardır yaşandı. Aslında biz tarih tekrardan ibarettir kısmına geri dönmeye başladık. Güney Kore'de insanlar senin dediğin gibi mikro isteklerini yerine getirirken aslında yaşam amaçlarında bulduklarına inandılar. Hepsini bulduktan sonra yeni bir isteğe gittiğinde bir önce bulduğu mikro istek aslında aradığı şeyin olmadığını ortaya çıkardı. Geriye dönüp baktığında bir sürü şeyi aslında başarısızlık, başarısızlık, başarısızlık olarak görmeye başladı. Yıllar ilerledikçe bu başarısızlık kümesi o kadar büyüdü ki artık o kümeden sonra yapacağı önüne koyacağı her amaç o başarısızlığın önünde hayatını değersizleştirdi. Ve birçok insan da bu yüzden ve intihar edenlerin bir kısmının da gerçekten hiç bunları başarmamış insanlar da olabilir. Biz sadece bu yüzünü konuşuyoruz. Belki de gerçekten polarizasyon var. Çok zenginler ve çok zorluk çeken insanlar da olabilir bu intihar edenlerin içerisinde. Araştırmaya daha detaylı bakmak lazım ama en azından Finlandiya örneğinde bunun böyle olmadığını biliyoruz. Finlandiya'da yıllardır güneş görmedikleri için mi? Ya ben Finlandiya Helsinki'de bulundum biliyorsun. Yani şöyle söyleyeyim sana insanların hepsi gerçekten refah sahibi. Yani en azından orası başkenti ama zaten küçük bir ülke olduğunu varsayarsak çok da bir polarizasyon yaşanacak bir kilometre karesi yoktu öyle diyeyim. İnsanlar gerçekten sadece eğleniyor, muhabbet ediyor, işine gücüne gidiyor havadaydı. Yani çok fazla dertleri yok gibi hissettiler bana. Güney Kore biraz daha büyük bir coğrafya. Onlar son 20 yıldır iyi gidiyor ama Finlandiya uzun yıllardır bu istikrarı korumuş bir ülke. Onlar da intihar oranının yüksek olmasının temel sebebi aslında dediğimiz bu başarısızlık kümesi olduğunu düşünüyorum. Yani orada da bir tükenmişlik var ama bu bir başarısızlık sendromu. Biraz çok dertsizlik de iyi bir şey değil. Kıvamında dertlidir. Bence her şeyi yıkabilirler. Yalnızca odamı bana bıraksınlar. Sakalımı uzatacağım. Öyle uzatacağım ki bu şehrin kulaklarından fışkıracak dedi. Saksılara eşerim. Hamam böcekleriyle karnımı doyururum. Daha fazlasına ihtiyacım yok. İnsanlarımın hikayelerini anlatırım. Anlatacak hikaye kalmayana kadar. Burada konu hep oraya geldi ama
Yaşama amacı nedir? Ya ben ne düşündüm şimdi sana söyleyeyim. Ya oğlum ne amaçlısın kardeşim. Bak bu arkadaşa her şeyi yık, odasını rahat batıyor ya. Sakalını uzatsın. İlk intihar edecek kişi bu olabilir. Çünkü tam sonra hani önüne bir şey koyman nasıl lazım yani sonra. Bu ne biliyor musun? Bak ben nerede okudum, izledim, dinledim ya da bilmiyorum ama bir hikaye vardır ya. Belki Nihat Etipoğlu'nda falan da olabilir. Olabilir, olabilir. Şeydi. İşte bir tane kişi neyse hacca gitmek istiyor. Tamam. Para biriktiriyor. Yıllarca biriktiriyor, biriktiriyor. Sonra bir gün o aslında gidebileceği paraya ulaşıyor ama hala gitmiyor. Aynı uyduruyor, gitmiyor bir şey. Bu biraz uyduruyorum ya. Boşlukları doldurarak anlatıyorum. Çok net hatırlamıyorum. Tamam. Buna sorduklarında hep bir bahane uyduruyor, tamam mı işte. Şimdi bunun temeli aslında şuydu. Hayat boyunca en böyle tepedeki hayali hedefi hacca gitmek ya bu adamın. Giderse hayali kalmayacak. Hmm. Giderse o hedefi kalmayacak biraz. Peki ne zaman gitmeli? Değil mi yani? Çok enteresan değil mi? Şu zaman gitmeli. Yani onun üzerine bir hedef koyabildiği zaman gitmeli bence. Çünkü o koyamadığı sürece elinde bir şey kalmayacak artık. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela bir hayata yaşama amacı koymak veya bir şeyi anlamlandırmak sence de çok sentetik değil midir? Suni bir yapı gibi gelmiyor mu sana? Ben şu yüzden soruyorum. Bir şey karşıma çıktı yakın zamanda. Bilmiyorum burada doktorlar da izliyorsa bir yanlışsam yine düzelsinler. Odyometre diye bir test var. Kulağına kulaklık takılır. Eline bir buton verilir. Sinyaller geldikçe farklı sinyal tonlarından sen de ona göre basarsın ve o sesi anlık olarak işitip işitmediğini test eder bir başka doktor. Ben bu testte çok başarılı olan insanlar göremedim. Çoğu insan çünkü o izolasyon sağlanamıyorsa dışarıdan gelen sesleri de frekans sanabiliyor ya da kendisi ses uyduruyor. Şizofreni derecesinde. Şu an ses mi verdi? Ses mi verdi? Bunun sebebi şu. Net bir şekilde o kişinin size oyun yapabileceğini düşünme ihtimaliniz de vardır ya. Böyle tuşa mı basıyor? Yok ya, beni kandırmak için falan filan. O zaman da doktorlar onu zaten bence inisiyatif kullanırlar. Bu testin bir versiyonu daha var Erdi. O çok ilginç. Kulağına süpersonik dalgayı gönderiyor, ses dalgasını. Ve gelme hızına göre senin duyup duyamaman, yani orada ne diyeyim donanım olarak kulaklarında bir sıkıntı olmadığını ispat eden senden bağımsız bir test var. Şimdi sence bu testlerden hangisine daha çok güveniriz? Bence ikincisine daha güveniriz. Kesinlikle. Ben iki test de yapıldı. İkisinde o işitme test sonuçları birbirine yakın çıkmasına rağmen sadece diğerini aslında teyit ediyordu benim butonlara basma hızım. Ben şunu söylüyorum sana. Dünyaya geldiğin zaman senin hazır bir yaşam amacın olsaydı mı daha mutlu olurdun? Yoksa suyun amaçlar koymak zorunda olsan mı? Bu metaforu anlatma sebebim buydu. Şimdi birçok insan kendisine bir yaşama amacı belirlemeye çalışıyor. Şimdi biliyorsun sen de okudun. İkigai'ciler var. Japonların. Ben okuyorum kitabı. İşte amaçlar şunları bunları bandırmalı. Ya tamam ben o parametreleri bazılarını saçma bulup yerine yeni bir şeyler de yazabiliyorum. Bu kez ne oluyor biliyor musun? İkigai'nin yarattığı felsefeden uzaklaşıyorum. Artık ikigai'yi benimsemiyorum. Ya da gün içinde iyileştirmeler vardır. Herkes taptığı için bunlardan örnek kaizen. Kendisi her gün %1 iyileştirin. Yani en sonunda bir yerde tıkanacağım değil mi? Mesela diyor ki işte kaizende günün altın saati ilk saat uyandığın gibi ilgili olduğun bir bölümle ilgili kitap oku. Pazarlama okudum pazarlama kitapları bitti. Çünkü böyledir bu kitaplar, bir sınırı vardır yani. 1000 kişi yazmıştır, 2000 kişi yazmıştır. Ben de oturup kendim her gün okursam gerçekten o kitapları bitirebilirim. Çoğu da bu kitapların kısa olduğunu varsayarsak ya da bazılarını hiç birbirinin benzeri diye ayrıştırırsak. Hani o zaman ben çok iyi bir pazarlamacı oldum. Peki bundan sonra? Çünkü her şeyin demin de konuştuklarımız ona çıkıyor. Çok yönlü İşte multitask bir insan olmak veya tek alanda uzmanlaşmak ya da birçok yaşam amacımızın olması ama tatmin etmemesi mikro ya da makro bir amacımızın olması ama ona ulaşmayı ötelemek. Ben orada şöyle düşünüyorum. Hani kendi verdiğim örnekte dedim ya bir tane tepede bir hedefim, hayalim adına ne derse bir şey var ulaşmak istediğim. Ona ulaşırsam elimde bir şey kalmayacak. Onun ötesinde bir şey daha koyabilmem lazım dedim ya. Ötesinde derken aslında şunu söylemeye çalışmıyorum. Doğru noktaya değindin aslında sen. Hani birinci seviyede bir hedefim vardı. Ona ulaştığımda ikinci seviyeye bir şey koyabilmem lazım demiyorum aslında. Ondan daha alt seviye de olabilir. Önemli olan bir şey olmalı. Hiç haca gidememe ihtimal de var. Bak şöyle o kadar öteledi sana. Ki. Şöyle örnek vereyim sana. Ben şu anda uyduruyorum.
bu ay 5 tane kitap okumak istiyorum. Hı. Bu benim hedefim olsun. Ay sonunda bu hedefe ulaştığımda bir sonraki ay 10 kitap okumayı hedeflerim anlamına gelmiyor söylediğim. Hı hı. Yani önümüzdeki ayda 2 kitap koyabilirim. Hı. Bir sonraki ay kitap koymam 3 tane film izlemeyi koyabilirim. Yani bir sonraki hedef bir öncekinden daha üst olması gerekir. Hani level arttırmamız gerekiyor demiyorum. Ya sadece o hani yolda kalabilmek için bir şey olması lazım. Hani bir şey yapmak istiyor olmamız lazım. Bir şeye ulaşmak istiyor olmamız lazım. Ben biraz olayı böyle görüyorum. Tabii deli ve çıplak kalmamak için diye bir tabir var aslında. Çünkü yoldan çıktığın zaman gerçekten bu iki yoldan birine sapıyorsun. Yani ya şizofren derecesinde deli ya da hiçbir şeye sahip olmayacak kadar çıplaksın. Ama dediğim gibi yani yaşam amacını koymak insanların basit bir şekilde başarabildiği bir şey değil. Orada da aslında diyorum yine suni bir amacı var. Yani kendisinin aslında dediğim gibi peki o mesela diyelim ki sadece hac üzerinden konuşmayalım. Yaşam amacımızı bulduk. Yaşam amacımız, ikigayımızı bulduk. Yaşam amacı sence bulunabilen bir şey mi? Bence yaşam amacı bulmak suni bir şey zaten. Çok sentetik. Yani mesela şey vardır ya benim yaşam amacım çocuğumu iyi bir seviyeye getirmek. Ya çocuğun iyi bir seviyeye getirdik derken bile aslında amaçsızlığını bağırıyorsun. Çünkü öyle bir seviye yok. Zaten bu finalde rol model aynı evde büyümüş. Sen kendin iyi seviyedeysen çocuğun da zaten iyi seviyededir. Aslında sen çocuk üzerinden oynamıyorsun bu oyunu. Kendin üzerinden oynaman lazım. Senin sadece bazen ben eşime de söylüyorum. Derinin altı hariç dünyayla müdahale edebileceğin hiçbir şey yok. Sadece derinin altı sınırların. Herkes şey zannediyor. Ben gerçekten parmağımı sallasam kelebek etkisiyle. Ya bu ne kadar var olsa da o kelebek de o parmağını sallamasının anti hareketidir. Hı hı. Yani aslında her şey duruyor gibi de düşünebiliriz. Ben biraz o yaşam amacını hani suni buluyorum demene katılıyorum bu yüzden. Şöyle düşünüyorum. Hani az önce o işte uzmanlaşmak için bir işte şu kadar zaman harcamak lazım ama tek bir şeyde uzmanlaşmak bana çok doğru gelmiyor demiştim ya. Hı-hı. Yaşam amacı dediğin şey de biraz böyle geliyor bana. Ya hayır her şey değişiyor. Ben değişiyorum. Hani benim tek bir şeye yaşam amacı demem çok... Hı-hı. Saçma geliyor açıkçası. O yüzden de böyle yaşam amacı çok büyütülen bir kavrammış gibi hissediyorum. Onun yerine bence böyle tek büyük bir yaşam amacı yerine küçük küçük amaçlara ihtiyacımız var. Küçük küçük. Ha, yapalım, mutlu olalım. Ben biraz daha minimalist düşünüyorum sanırım o konuda. Sadece senin düşündüğün şöyle Einstein'da benzer bir lafı var. Basit ve sade bir yaşam mutluluğa götürür. Hayat kompleks hale geldikçe sizi yorar ve mutsuz hale getirir. Einstein de mesela belli bir yaştan sonra bunu bir Japon kuryenin pizza notu olarak vermişti. Son zamanlarda 2 milyon dolar mı ne öyle bir paraya satıldı mesela işte bak. Bize öyle yaşam amaçları lazım. Bir kağıda yazıp bir anda böyle 2 milyon dolar. Şeyi düşünsene şimdi. Yaşam amacı deyince böyle insanlar hep şeyi düşünüyor. İşte çok para olacak. Evet ya. Çok konforlu bir hayat. Ama senin az önce verdiğin örnekte parasız yaşamaktan bahsediyorsun. Ve o adam bu dediğimiz birçok şeyi yaşamış. Ve artık bırakarak parasız yaşamaya geçmiş öyle değil mi? Hı. Aslında parası da var, işi de var. Belli bir noktaya gelmiş, bırakmış. Yani birçok insanın yaşam amacı olarak addettiği şeyi vazgeçen insanlar var. Tabii. Yani dolayısıyla yaşam amacı dediğimiz çok da sanıldığı gibi çok para, çok mal, mülk değil. Daha küçük şeyler aslında. İşte yaşam amacında şöyle bir sıkıntı var. Mesela neyin yaşam amacı? Güzel bir teknik söyledin. Yaşam amacının ne olmadığı üzerinden de gidilebilir. Yaşam amacı ne olamaz, ne olmamalı, ne olmamalı derken de orada da diyorum ya gideceğimiz en son resimde bir boş kağıt olacaktır. Hatta ben sana bunu söylüyordum. Sen diyordun ya bir kitap yazsan ne yazarsın? Ben diyorum ya hep A4'ten öteye gidemeyiz. Çünkü boş bir kağıttan daha fazla anlatacağım bir şey yok. Çünkü ne kadar konuşsak bir tarafından mesela bu konuştuklarımız da öyle. Birçok yerden alıyoruz konuyu getirmeye çalışıyoruz ama finalinde bağlayabileceğimiz çok az yer oluyor. Çünkü dedik ya çocuklar bile hayatı onlara versek onun da tehlikeli olduğunu görebilen bir göz yapısı olabiliyor. Ya da işte dedik ya hayatın amacı olan insanlar var ama aslında kendilerini kandıran da yani Jeff Bezos yarın Jeff Bezos olarak hayatta kalsaydın, yataktan kalksaydın şu an erde olduğundan daha mutlu mu olurdun? Bir şeyleri sadece bir tık halletmiş olabilirdim. Ben mutlu olurdum açık. Umurumda olmazdı da. Ben de mutlu olurdum. Bu işte bir sürü olur. Ne olurdu biliyor musun? Şimdi sen az önce söylemiştin ya. Hani 6 ay Netflix izlersin ama sonra şimdi moduna girersin. Evet yarın çok mutlu uyanırım ama sonra bir şekilde adapte olurum. Birkaç yarın daha mutlu olarak uyanırsın. Aynen öyle. Hani bir süre belki 2 sene mutlu olurum okey ama sonrasında
en azından o Jeff Bezos gibi düşünüp yine önüme bir şey koymam lazım. Yine bir, bir hedef koymam lazım. O yüzden bak şöyle toparlayayım. Ben aslında kendi netleşmiş olduğumu şu anda şöyle görüyorum biraz. Böyle ulan bu videoda yaşam amacını bulacağız. Hay gayret. Bir kişiyi daha kurtardık. Bence tam tersi. Öyle tek bir yaşam amacı zaten olmamalı. Ya böyle bir şey beklemiyorum. Hayır ben bir ulvi bir yaşam amacı bana çok gerçekçi gelmiyor. Bence küçük küçük hedeflerimiz olmalı. Hedef belirlemeyi ve hedef için eylemde bulunmayı daha değerli buluyorum ben. Diyorum ve toparlıyorum. Yine yaşam amacına ulaşamadık. Ama bir umut var. Bir dakika sen ne diyorsun burada? Şimdi ben benim çıkarımım bu. Ya bu arada hani şu an keşfettiğim bir çıkarım değil aslında. Ben kendim düşünürken hep bu kafadayım biraz. Tıpkı uzmanlık meselesinde olduğu gibi ya tek bir yaşam amacı kurmak bana böyle çok ütopik geliyor. Yani çok böyle yapabileceğim bir şey değil. Hani çok yapılabilir bir şey değil. Tek bir şey belirleyeceksin. Ona yürümeye çalışacaksın da ya bugün kendine yaşam amacı koyduğun şey senin için yarın değerli olmayabilir. Kesinlikle. Yani buradan bugünün o güne bahsini oynamak çok zor. Ya şöyle bir şey oluyor işte. Sen yaşam amacını işte çok para, çok konfor, işte lüks falan olarak tanımladığın zaman birçok kişi için ortak bir yaşam amacı algısı değil yaratabiliyor. Mi? Ama bence değil. Evet bu çok kıymetli. Yarın öyle uyansam çok mutlu olurum. Ama dediğim gibi öyle uyansam da muhtemelen bir gün sonra bugün nasıl seninle video çekmeyi kendimize hedef koyuyorsak o gün belki bir kanal yönetmeye hedef koyacağız. Belki 3-5 kanal satın almaya hedef koyacağız. Ama mutlaka kendimize bir hedef koyacağız gibi hissediyorum. Japonya'da bir aile var. 52 kuşaktır aynı oteli işletiyorlar. İsmini merak edenler bakar. Gonkun olması lazım. 52 kuşaktır aynı aile. 6 tane kaplıcası var. Otelin de 35 tane de odaları var. 52 kuşak demek yaklaşık 1500 yılından falan bahsediyoruz. Bunlar otelin yapısını da, otelin çevresi kaplıca sayısını da, odaları da veya franchising aracıyla kendilerini de hiçbir zaman büyütmemişler. Hı hı. 52 kuşaktır da oradalar. Şu an rezervasyon yapmaya kalksak belki 60 yıl sonrasında bile rezervasyonu hazırdır. O derecede ünlü kişiler veya ünlü iş adamları, devlet adamları vesaire imkanı geniş kişiler tarafından otelin rezervasyonları doldurulmuş durumda. Yani orada kalmak büyük bir harcalık, aya çıkmak gibi. Ama önemli olan şu, 52 kuşaktır aile orada kalmış ve gene de kendileri çalışıyor. İşte. Bu ailenin ne gördüğünü gerçekten merak etmek isterdim. Çünkü hayattan öyle bir şey anlamışlar ki aile olarak birbirlerine aktardıkları bir tatmin duygusu ve sırrı var. Bak burada havuç da yok mesela. Bence hikaye burada başlıyor zaten. Yaşama amacımızı belirlerken ilk havucu önüne koyduğun gün o suni hareketi el attığın gün geri dönüşü olmuyor. O sunilikten bu insanlar bir şekilde uzaklaşmış. Çünkü ilk havucu koyduktan sonra sürekli bir havuç koyman gerekiyor. Tabii. Çünkü o işten o tadı bir kere aldın ya. Ama bence havucu bir yerde... havuç ya. Arkadaşım ne havuçmuş? Ulan şimdi sebzeciler gıda. Başkanı bize şey diyecek. Ulan havuç satışlarımızı kestiniz. Bizim burada anlatmak istediğimiz şey ilerleme motivasyonu arkadaşlar. Biz ilerleme motivasyonunu önümüze koymayı bırakıp elimizdekilerle de güzel şeyler yaşadığımızı kendimize kabullendirsek. Ben bazen yakın çevremdeki insanlara şunu söylüyorum. Diyorum ki sen zenginsin, farkında değilsin. Problem orada. Oturuyorsun mesela diyor ki işte ya işte Ersin şöyle olsa böyle olsa şuradan para... Ya diyorum ki senin bunlara zaten ihtiyacın yok. Sen kendi akranların ve o bulunduğun aralıktaki herkesten daha imkanı yüksek birisin. Ya bu birçok anlamda olabiliyor. O yaş grubunda işte ailesini kaybetmiş insan olabiliyor. Çalışmaya engelleri olan olabiliyor. Çalışıp istediğini alamayan ama sende onların hepsi var oluyor. Bu kez işte bazen insan durup kendine şunu gerçekten söylemeli. Ben zenginim ama farkında değilim dediğin an neleri doğru yaptığını ve neleri farklı yapabileceğini belki daha net görebiliyorsun. Yani o artık önümüzden o ilerleme motivasyonunu gerçekten kaldırmamız gerekiyor. Bu aile de bana ilan verdi bu arada. Ben de bunu bu sene gördüm, duydum. Böyle bir ailenin olacağı aklıma bile gelmezdi. Ama gerçekten bir şekilde var olmuşlar. Birbirlerine gerçekten bu motivasyonu aktarmışlar. Peki bir şey soracağım şimdi sana. Önümüzdeki... Otel açalım. Otel açalım dersen kalkıyorum. Önümüzdeki video için kitap belirledin mi? Belirledim. Hani bir havuç koyunca tekrar koymak gerekiyordu. O ilk havucu koymamak gerekiyordu. Ben şunu söylemedim. Ya bunlar yaşam amacımız olmayabilir ama seninle bir araya gelmek için, felsefe konuşmak için
Kendime belki de bahaneler üretiyor olabilirim. Hadi bakalım. Bak nasıl satın aldım. Pişman mısın şu an bu soruyu sorduğunda? Bana abi, çok güzel pas verdin. O zaman dur, kapatmadan önce esas soruyu sorayım bak. Senin en sevdiğin soru. Şimdi hiç cevaplayamadım. Biliyorum o soruyu. Yaklaşık bir saattir konuşuyoruz evet şu anda. Ya. Ersin bu kitap neden okunur? Geçen sefer de böyle kaldı. Ya soruyu da biliyorum kardeşim. Gene de bak cevaplayamıyorum ya. Ya şimdi hep şuna diyorum işte. Bu kitap okunur. Çünkü yazar emek vermişler. Ya, çok samimiyetsiz oluyor değil mi? Ya herhangi ya bu sorunun genel bir cevabı olduğu için aslında ben burada tıkanıyorum. Kitap okumak bir tutku, sözlü ve yazı yetişimini çok geliştiren bir yapı. O yüzden zaten kitap başlı başına okumalı mı? Özellikle bu kitap sınırında konuşursak bir işte 83 doğumlu bir bak ya o kadar sorularına takılmıyorum. Bunda çok takılıyorum. Şöyle bu kitapta gerçekten hayatımız zihnimizin sınırlarını zorladığı için okunur. Gerçekten felsefi anlamda zihnimizin sınırlarını bu kitap özellikle varoluş anlamında çok sınırlarını zorladı. İyi, güzel. Çok üzerine çok konuştuk yani. Birçok şeyi bak bölüm seçiyoruz ama düşün ki bunu iki insan hayat hikayesine çok güzel entegre ediyor. Evet evet, bugün şimdi biz 5 bölüm okuduk değil mi? 5 bölüm okuduk, alt tarafı neler konuştuk. Her bölümde farklı bir kavram konuştuk neredeyse. Daha güzel üzerine de gidilebilirdi. Aynen. Önümüzdeki hafta ne konuşacağız? Önümüzdeki hafta var elimde mı? Bir yazar var. Bu konuştuklarımızın hepsini tersine çıkarabilir. Hadi bakalım. O da sürpriz olsun. Tamam, sürpriz olsun. O zaman kapanışı sen yap. Eklemek istediğin bir şey varsa söyleyerek kapatabilirsin. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Çok hızlı oldu. Tamamdır.